2021 Akademi Ligi kış mevsiminde 3. haftayı Papara Supermassive Akademi FSP Wildcats Akademi mücadelesiyle kapatıyoruz. Özellikle FSP Wildcats Akademi tarafında gerçekten iddialı bir kadro var. İki tarafında aslında kadrosu bayağı iddialı ya. Doğru söylüyorsun burada, hani Papara Supermassive Akademi'yi de dışarıda bırakmak doğru olmaz. Onların tarafında tabii Şampiyonluk Ligi tecrübesine sahip iki isim Raid ve Remio mevcut. Öte yandan FSP Wildcats Akademi'de de çok limitli olsa da Midkit Şampiyonluk Ligi'nde maça çıktı. Eli Wood da çıktı eski tarihlerde, ama Eli Wood ardından bu arada yine bir Avrupa macerası yaşadı. Evet. Avrupa Bölgesel Ligler macerası yaşadı. Tabii takımların neden iddialı kadrolara sahip olduğunu şu anda puan tablosundaki yerlerinden de anlayabiliriz. Her iki takım da 4 galibiyet 1 mağlubiyetle şu anda ikinciliği paylaşıyor. Lider Team Aurora'nın hemen arkasından. Ki bunu kazanan Team Aurora'yla eşitlenmiş olacak. Yani potansiyeli çok yüksek iki kadronun da. 113'ü zaten geçtiğimiz mevsimden de biliyoruz. Bu mevsimde bıraktığı yerden devam ediyor. Yaşı yetmediği için belki de ligde göremiyoruz onu. O tarz bir potansiyel var. Raid geçtiğimiz mevsim Şampiyonluk Ligi'nde izledik ama soru işaretleri vardı. O da burada tekrar kendini bulmaya başlamış gibi duruyor. Remio neden Şampiyonluk Ligi'nde olmadığını anlamadığım oyunculardan bir tanesi aslında. Bence bayağı iyi performans gösteriyor. Şans bulabilirdi bence Şampiyonluk Ligi'nde, öyle söyleyeyim. Yine Parus da tanıdığımız isimlerden bir tanesi. Bu takımda yeni diyebileceğimiz tek isim Kebap. Onun performansı şu an için Supermassive Akademi tarafında bence en büyük soru işaretleri içeren oyuncu. Diğer tarafta ise yine geçtiğimiz mevsimden çok tanıdığımız Lot, Olshan, Midkit üçlüsü aynı şekilde devam ediyor. Ki Udyr, Serafin seçimleri geldi Olaf'a karşı. Yani Udyr'dan bol bol bahsettik bugün. Serafin çok değerli bir şampiyon bence şu anda. Udyr'siyle savaşın gidişatını değiştirebiliyor. Onun dışında sadece Udyr'si değil, diğer yetenekleri de çok işlevsel. Ve koridoru hakimiyeti sağlamanızı sağlayabiliyor. Düzgün eşleşmeyi yollayabilirseniz. Thresh, Aphelios ikilisi gelecek gibi duruyor ki geldi. Aphelios'un en sevdiği şampiyon muhtemelen Thresh. Hem agresif hem defansif kullanabiliyorsunuz çünkü Thresh'i. Ve Raid'in bu arada lige, Raid'den önce bir üst koridor oyuncusuydu bu arada. Hatta Raid'in en ünlü olduğu kısımlar Irelia ile yapılan montaj videolarıdır. Ama nişancıya geçtikten sonraki ilk karşılaşmaların tamamında Aphelios oynamıştı. Evet. Ve bu arada Morgana da geldi. Burada bir Caitlyn yasaklaması zorunlu Papara Supermassive Akademi adına. Dün aldığı galibiyette harika kullandı bu ikiliyi. Fatih Chan, Eli Wood ikilisi. Caitlyn ve Morgana'yı. Caitlyn gidecek muhtemelen. Dediğin gibi. Ya bu Morgana'yı burada göstermeyip bir tık daha saklasalar daha mı iyi olurdu acaba? Son iki seçime saklasalar. Ya yanına bu arada Caitlyn haricinde bir planları daha olduğunu düşünüyorum ben. Eğer ki olmasa bu Morgana'yı almak çok mantıklı olmazdı. Ya benim aklıma ilk gelen bu arada Zaya. Benim aklıma Morgana Seraphine alt koridoru geliyor. O da olabilir. Yani Morgana'nın o yere sabitlemesi üzerine Seraphine E kullandığında sersemletiyor rakiplerini. Öyle bir etkileşimi de var. O yüzden hiç fena olmaz açıkçası Morgana Seraphine ikilisi. Eğer Caitlyn'e ulaşamayacaklar zaten. Bakalım ne tercih edecekler. Alt koridoru Morgana'nın yanına. Tabii Jhin de gelebilir bu arada düşününce. Bu yasaklama yalnız Aatrox'a gitti. Dolayısıyla nişancılardan daha fazla yasaklamak istemediler. Yani Morgana Caitlyn'in tehditini ortadan kaldıralım. Gerisi çok problem değil demeye çalıştı aslında burada. Dediğin gibi Jhin geldi. Orta koridorda göreceğiz Seraphine'i. En azından şimdilik öyle duruyor. Bir çılgınlık yapıp orta koridora Morgana'yı yollamazlarsa öyle olacak. Yani çok ihtimal dahilinde gözükmüyor bu arada. Ama bakalım. Papara Supermassive'de şimdi olasılıkları tartıyor kafalarında ve açıkçası hem yasaklama hem de seçim sürelerini şu ana dek sonuna kadar kullandılar. Azir geldi. Orta koridorda Azir izleyeceğiz. Orta koridorda Azir, üst koridorda da biraz daha böyle kör seçim yapacakları için rahat duracak bir şampiyon yapabilirler. Ornn
aklıma gelen şampiyonlardan. Benim aklıma da direkt olarak onun gelmişti aslında. Süpürmesiv olunca mı acaba takım Orn'a geliyor olabilir, aklımız ya? Olabilir. Yani çok kullanıyorlar çünkü Orn'u. Kullanmayı seviyorlar. Ya bir de şu var yani takımların, evet koçların isimleri farklı olabilir akademi ve ana takım kadrolarının ama genelde çok birlikte yapılan tercihler bunlar. Yani birlikte kurulan stratejiler. Dolayısıyla etkilenmemesi mümkün değil ama Wukong'la beraber yine aslında bir Supermassive klasiği de diyebiliriz buna. Özellikle geçtiğimiz sene Armut dünya şampiyonasında harikalar yaratmıştı Wukong'la. Ve kör bir Wukong. Kör Wukong her zaman çok iyi olmuyor. Yani burada gelecek bir Mordekaiser Wukong'un işlerini bayağı bir zora sokabilir örnek vermek gerekirse. Ama onlar Malphite'e yöneldiler. Bu da yani Wukong karşısında çok zorlandığını söylemek güç açıkçası. Bir de Aphelios gibi kendini koruma konusunda pek iyi olmayan bir şampiyona karşı Malphite, Seraphine kombosu hiç fena olmaz. Çok ciddi bir bomba komboları var. Evet. Tabi burada asıl soru şu olmalı. Woodyear'ı ben konumlandıramadım bu takıma ya. Ya benim de aklıma, yani bu noktada Malphite çok güzel ulti atar, arkaya girer. Woodyear sersemletir. Seraphine kitle kontrolü uygular çeşitli şekillerde. Morgana kitle kontrolü uygular. Jhin de dünyanın en eli ağır nişancısı değil. Kim hasar verecek burada? Ya Jhin'i öne geçirebilirse Jhin verir o hasarı ama işte geçirebilirlerse kısmı var. Bilmiyorum ya. Wild Kids'in kompozisyonu tek tek şampiyonlara baktığında, rakiplerine baktığında okey ama grup 5 diye baktığımda çok tatmin olduğumu söyleyemeyeceğim. Akademi Ligi için günün ve haftanın son karşılaşması başlıyor. Papara Supermassive Akademi ile FSP Wild Kids Akademi arasında aslında bir nevi zirve mücadelesi var. Bugün Aurora'nın aldığı sonucun ardından bugün galip gelen takımlardan birisi zirvede Aurora'nın yanına kendini çıkartmayı başaracak. Seraphine orta koridorda. Şu ana kadar ne Akademi Ligi'nde ne de Şampiyonluk Ligi'nde hiç izlemedik diye hatırlıyorum orta koridorda. Evet izlemedik. Bu arada gözyaşı başlangıcı gelmiş Seraphine'den. Bakalım gözyaşı başlangıcını cezalandırabilecek mi Remio? Bu totemi kaybedecek burada. Ozkan 113 tarayıcıyı açtı. Şu anda Azir'in menzile gelmesini bekliyorlar diye tahmin ediyorum. Azir de o deneyimden sebeplendi. 3 kişiye bölünmüş oldu böylelikle Kebap 113 ve Remio'ya. Öte yandan tabii daha da önemlisi Ozkan'ın kendi orman girişindeki toteminin ortadan kalkmış olması önemli bilgi kaynağını elinden almış olmaları anlamına geliyor. Tabii karşılığında yanılmıyorsam kendileri herhangi bir totem koyamadı. Evet hiç ilerlemediler. Bu arada Lot da olası bir çalı beklemesine karşı üçlü çalıya bir totem koydu. O da totemini bayağı bir erken kullandı. Yani burada çok önemli bence Noel'de. Wukong'a çalıda kör yakalanmak Malphite'ın koridorunun zorlaşmasına yol açabilir. Koridoru hatta kaybetmesine yol açabilir. Evet, doğru. Renio hızlı bir şekilde ittirmiş. İttirmeye de devam ediyor. Bu arada ilk minyon dalgasından 3 tane minyon kaçırdı Nikki. Kule altına gidenlerin tamamını kaçırdı. Şimdi Remio bu arada yine koridoru kazanmaya yönelik bir Azir rün tercihi. Sihirli yıldızla girmiş. Dolayısıyla mümkün olduğu her an rakibini dürtecek. Tabii oyun ilerisinde çok fazla bir kullanımı yok sihirli yıldızın. Ya benim ama işte soru işaretim biraz şey şuydu gözyaşında. Gözyaşı hakikaten koridor baskısını çok kaybetmenize sebebiyet veriyor. Gözyaşı başlangıcı. Ryze dışında da ben açıkçası gözyaşıyla başlayan bir şampiyon gördüğümü hatırlamıyorum. Noel de acaba Midkit Seraphine'in orta koridorda herhangi bir varlık gösteremeyeceğini kabullenmiş olup hani yaralarımı sarayım en azından Tanrıçanın gözyaşı erkenden dolsun gibi bir yöne gitmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Tabii ittirmeye başlayacak bir yerden sonra. O da rahat rahat ittirmeye başlayacak. Seviye atmadıkça. Hatta daha hızlı ittirmeye başlayacak hazırdan. Belki de ona güvenerek yaptı bu başlangıcı ama iki iksirini de kullandı. İlk baskın alt tarafta 113'ten gelecekti ama Fatih Can'la Eliwood hiç orada riskli bir konumda bırakmadılar kendilerini. Yalnız diğer tarafta totem almayı başardı yanılmıyorsam 113. Trajediden kolayca kaçıyor. Ozkan da geldi oraya bu arada. 113 orayı ittirmeye yardımcı oldu. Çünkü nehirde çıkabilecek savaşa dahil olmasını istiyor takım arkadaşlarının. Yalnız bir karanlık esaret gelirse burada Eliwood'dan
Çalının içerisinden çıkacak şimdi Oğuzkan. Hemen orada arındırını kullandı. Parus yalnız yerine sabitlendi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı orada. Raitin Sihirdar bir üst kalmadığını belirtelim. En azından Oğuzkan almak isteyecek ama Karakalkan. Oğuzkan'ın hayatta kalmasını sağladım bilinmez ama aşağı tarafta iki skor birden bir Udire, bir Jine. Ya burada Parus'tan ben sıçra refleksi beklerdim açıkçası sıçrayı. Çünkü sersemletilmemişti Oğuzkan tarafından. O sıçra refleksini veremeyince çok rahat bir skor oldu. Üzerine Oğuzkan da güzel takip etti açıkçası Raid'i. Güzel oyun Oğuzkan tarafından. Hakikaten pozisyonu güzel okudu. Noel de çok ilginç bir senaryo. Malphite'la Wukong'un minyon sayısına bakar mısın? Çok kaçırmış ya Kebap. Kebap çok çok fazla minyon kaçırmış. Geri de dönmemiş bir de. Ya bu minyonlar ittiriyor üzerine Malphite'ın. Şimdi Malphite kule altında dondurursa artı 6 ile başlıyor bu arada bu minyon dalgasına. Arkadan bir 6 daha geliyor. Lotte eğer ki iyi bir iş çıkarırsa bir tanesini tabii kaçırdı yetişemediği için ama ilk etapta Wukong'a karşı böyle bir üstünlük yakalaması Malphite'ın gerçekten ilginç. Çok ilginç. Yani bu şey değil bu arada. Kurduğu baskıdan falan da değil. Hani baskı kurup yapsa tamam diyeceğim. Tamamen bu Kebap'ın minyon kaçırması gibi duruyor en azından şu an. Çünkü canının falan azaldığını da görmedik öyle Kebap'ın. Ve neredeyse bütün hepsini aldı. Lot. Arada yani bir ya da iki tane falan kaçtı o koca minyon dalgasından. Ama çok iyi bir iş çıkarttığını söylemek lazım. Ya bir tank olarak bayağı bir iş çıkardı. İyi iş çıkardı. Yani tek vuruşta alamıyor sonuç olarak minyon da kule altında. Bayağı tebrik etmek lazım. 40'a 31, 9 minyon önde şu an. Ve koridorda minyonlar eşitlenirken. Alt koridor Oğuzkan'ın ziyaretinin yarattığı altın üstünlüğü. Bir de üzerine Lot'un iyi oyunu eklenince bir anda 1600 altınlık, 1700 altınlık bir Pespe Valkes üstünlüğü görüyoruz. Livewood'dan tutan bir karanlık esaret. Parus. Hemen arkasından trajediyle yedi. Oğuzkan geliyor yalnız. Bu arada Raid'in sıçrası olmadığını biliyorlar ama Parus'un var. Ve hemen Fener sıçrayı kullanarak nişancısı için sihirdar büyüsünü kullanıyor. Evet. Doğru hamle, başarılı hamle. Bir skor daha vermekten kurtardı nişancısını. Ya atmayabilirdi belki ama hiç risk almak istemedi burada Parus. Güvenli ve garanti olan yolu Morgan'ın tercih etti. Morgan'ın karanlık eserti gelmişti bu arada. Yani evet. Eğer ki daha uzağa götürmeseydi Fener'le muhtemelen karanlık eseret yetişebilirdi. Daha güvenli garanti olanı yaptı diyelim. Ve trash'i almalarının asıl amacı da bu aslında. Tabii. Kör trash'i almanın asıl amacı Aphelios'u bu tarz pozisyonlardan çıkarabilmek. Oğuzkan da ilk ejderi takımın hanesine yazdırdı. Zaten üstünlük onların tarafında. Burada da önceliğe sahiplerdi. Evet, bu arada minyon konusunda da iyi iş başarmış Oğuzkan. Ama zaten Udyr oynarken hani çok büyük sürpriz değil ama sanki. Karşısındaki şampiyon da normal bir şampiyon değil. Doğru söylüyorsun. Yani aynı şeyi Olaf da yapabiliyor. O yüzden yani hem baskın yapıp öne geçirmesi takımın hem de minyonda önde olması büyük başarı bence. Çünkü üst jumper'ı da kaybetti. Alt koridora baskın atarken. Lot da minyon farkını korumaya devam ediyor. Ya müthiş oynamış Noel'de. Yani 10 milyonluk bir üstünlük, koridor tamamen kendi istediği yerde, ormancısından hiçbir şeye ihtiyaç duymadı şu ana kadar. Zaten bu eşleşmeyi de yani Kebap skoru alacak kadar kazanamıyor bu seviyelerde. Belki oyun ilerleyen aşamalarında işler değişebilir ama bu seviyede üzerine oynaması da çok güçlü. Kendi yeleği çekmiş baba orada. Gel vur diyor istiyorsan. Aynen öyle. Hoşuma gider diyor. Gel vur diyor. Birazdan ayakkabısını da alır. Bir de oradan %10 kırar. Ki olası bir daha ruhu ihtimaline de bakıyoruz şu anda Noel'de. Evet. Yani okyanus çıkacak ya bulut ya da dağ göreceğiz. Şu Malphite'in yanına bir de daha ruhu eklerseniz bu takımı yenmek çok zor. Çok zor, çok zor. Yani hem Oğuzkan'ı hem Lot'u düşürmek çok zor olacak. Birini düşürsen diğerini düşüremezsin. Öyle bir duruma gelir o oyun. Tabii Aphelios, Azir bu tarz şampiyonları kesme konusunda fena değil. Oğuzkan da ittiriyorum ayağına var ya Oğuzkan. Ya sen destek şampiyonusun var ne ya. Yapacaksın ya? Var ya sen de az şey değilsin Oğuzkan. Ben de diyorum nasıl bitiyor bu minyonları. Alttan 2-3, ortadan 2-3. Akmasa da damlıyor en herhalde. En sevdiğim ormancı bu arada ben de yapıyorum ya. Ormancı değil vergi memuru mübarek. Her kapıyı çalıp fazladan minyonunuz var mı diye. Ya Oğuzkan. İttiriyoruz oğlum dur ya diye. Sana da iyilik yaramıyor. Alamet alacağım ya ben burayı ittirince. Bak alameti de sana kullanacağım. Ayıp. Ya ayıp ediyorsun.
113 şimdi tabii üst koridorda harcanan zamanı en azından takım adına bir mavi güçlendirmeye çevirecek. Fatih Can yalnız oraya gelir mi? Oraya totem bıraktı şimdi. Saçar tohumu düzeltiyorum. Patlattılar. Herhangi bir hamle şansı vermek istemediler. 113 alamet karşısında mavi güçlendirmeyi almış oldu. Yalnız şimdi bu kuleye hasar verecekler evet ama Kebap kendini çok riskli bir konuma sokarsa Kebap skorunu almaları da mümkün evet. olur. Udyr Malphite ortaklığıyla. Hasarlarıyla almazlar ama kitle kontrolüyle alırlar. Durdura durdura döverler. Ya yaşaya yaşaya. Bir noktada yani yavaş yavaş az az bu arada dediğim gibi çizmelerini de aldı. Kolay gelsin bu saatten sonra bu Kong. Yani yapabileceği çok hiçbir şey yok bu dakikadan sonra koridora kazanmak adına. Bu savaş arada... savaşlara geldiğimizde savaşta da etkisi iki tarafında fazla. Yani şey değil böyle tamam tank bir işe yaramıyor gibi bir durum da yok yani. Dümdüz taşıyıcınızı tehdit ediyor bu tank. Bu arada yeniden üst koridorun etrafında konum aldığını görüyoruz Oğuzkan'ın. Eğer ki Lot hızlı bir şekilde bu minyon dalgasını ittirip kuleye kadar dayanırsa Kebap'ın bu noktada ışınlarını zorlayabilirler. Ama Lot birazcık daha koridoru dondurmaya karar vermiş durumda. Oğuzkan da sözünü yerine getirmek üzere orta koridora doğru yaklaşıyor. Ya tabii kule alamayacaksanız eğer yani kuleyi getirmeyecekse o alamet kullanabileceğiniz en mantıklı yer orta koridor oluyor. Çünkü orta koridor kulesinin canını ne kadar erken azaltırsanız almanız o kadar kolaylaşacak ilerleyen noktalarda. Bu standart bir kompozisyon olmadığı için Fespe Valkes tarafında yani net taşıyıcıları sadece Jin. Evet. Udyr'den destek bekliyor. Sanki Jin'i birazcık daha öne geçirmek adına alt koridorda kullanabileceğini de görürüz. Normal şartlarda çok haklısın. Orta tek yoldur. Böyle ortada kalan durumlarda orta koridor kulesini alıp harita kontrolünü ele geçirirsiniz ama burada standartın birazcık daha dışında bir kompozisyon olduğu için bakalım ne tarafa doğru kullanacaklar. Oğuzkan yeniden alt koridorda şöyle bir kendisini gösterdi. Ya tabii 40 saniyeye Ejder çıkıyor. Ejder öncesinde kullanmayı tercih edebilir burada. Alamet baskısını hissetmek Yaz için. Mitki de o totemi almak için sıçrasını kaybetti. Yani yine iyi bir zamanlama Azir ultisinden kaçmayı başarsa evet. da. Yani Azir ultisini yiyip de atsa sonrasında sıçrayı skoru verecekti. Doğru zamanda güvenli olanı yaptı. Arkasında görmediği için direkt olarak kullandı. İki ormancı karşılaştı karşı karşıya geldi ama ikisi de birbirine pek bir şey yapamıyor. Ya bu arada örümcek adam mimi var ya bir tane ikisi birbirini gösteriyor. Yani Udyr'le Olaf için de aşağı yukarı geçerli. Tabii Olaf oyunun ilerleyen dönemlerinde çok daha ciddi bir canavara dönüşüyor Udyr nispeten yerinde sayarken ama oyunun ikinci ejderinde de öncelik Fespe Valkets'in gibi gözüküyor. Evet burayı da zorlamayacaklar. Şu an savaşmak istemiyor, bu riski almak istemiyor. Bulut ruhu. Eminim ki sevinmiştir Bulut Ruhu olduğuna ama şöyle de bir sıkıntı var. Yani Supermassive sevinmiştir bu evet, arada. Bulut Ruhu da işine yarıyor. Valkes tarafının. Malphite ultisinin bekleme süresi, Seraph'in ultisinin bekleme süresi düşecek anlamına geliyor bu. Yani bomba kombolarını çok daha kolay tekrarlamalarını sağlayacak. Tabii daha ejderi olsaydı, daha ruhu olsaydı çok daha farklı bir kazanma koşulundan bahsedecektik. Malphite en öne koyun ve ölmesin isimli kazanma koşulunu verecektik ama burada tabii kötü bir ruh değil. Şimdi ölüm cezası geldi Oğuzkan'a. Birazcık da geç gelen bir karanlık kara kalkan geldi. Sonuçta buradan bir skor sesi çıkmayacak ama o alametin gözünün kırılması lazım artık. Evet evet ben de çok az süresi kaldı. Gelecektim. Oğuzkan'ın artık kullanması gerekiyor bir yere alametin gözünü. Üst koridora doğru ilerlediğini görüyoruz. Ormanına mı girecek yoksa üst koridora mı gidecek? Bakalım. Alametin gözünü kullanmadı. Süresi doldu. Ha şimdi açmış özür dilerim. Bu arada orta koridorda Midkid'in sıçrasının olmadığının bilincindeler. Midkid'in ultisi var ama manası yok. Midkid'in buradan muhtemelen çıkışı da yok. Burada skor 113'e gitti. Alamet şimdi üst koridordan AS'te BES'te geliyor ama alamet gelene kadar da o minyon dalgasını Kebap temizlemiş olacak. Galiba kafa atamayacak bu alamet ya. Yani Oğuzkan'ın oraya desteğe gelmesi lazım. Eğer ki desteğe gelirse o kafayı attırabilirler evet, bu arada. Evet. Yani Oğuzkan yaklaşınca kafa atabilecek duruma geldi. Milyonlar biraz ortada kalacaktı. Yine yani, idealden uzak bir kullanım. Evet. Ya yani bu arada Oğuzkan aramadı değil Noel Dayı. Arada şöyle gitti. Bir üste gitti, denedi olmadı, aşağıyı denedi olmadı. Yeniden üste gidip, daha doğrusu üste de gitmeden kendi havuzdan bırakıverdi. Yine de hani havuzdan bırakılmış bir alamet için de dünyanın en kötü sonucu değil. Bunu söylemek lazım ama
Orta koridorda Mitkid'i çok iyi cezalandırdığını da belirtelim. Papara Supremacy Akademi'nin şu ana kadar zirve mücadelesi gayet keyifle sürüyor. 1700 altınlık bir fark söz konusu ama her iki takımın da karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdiğini söylemek güç. Yani şu an itibariyle dediğin gibi aslında avantajlı olan nispeten Wildcats çünkü iki tane ejder'e sahipler. Onlar için bir kazanma koşulu var ortada. Ama hasar konusu biraz soru işareti olacak ki Mitkid'in de dinçleştirici Aytaş'ına gittiğini görüyoruz. Hasarı zaten kısıtlı olan bir kompozisyon daha da kısıtlı olacak dinçleştirici Aytaş'ı ile birlikte. Ama tanklar daha da tank olacak, öyle de bir durum var. Tankları öldürmek o iyileştirme etkisi yüzünden daha da zor olacak. Eliwood bu arada çok ciddi bir hasar aldı Crescendum'la gelen ulti. Eliwood'a son bir vuruş gelecek mi? Hayır, son bir vuruş gelmedi. Diğer tarafta bu arada Lot Raid skorunu almayı başardı. Son perde inmiş durumda yalnız. Bir anda 4 kişi oluverdi orada. Birini de kaybedip aslında 5 kişi oldular. Şimdi Ozkan içeri girecek. Seraphine arka taraftan ultisini de kullandı ama şu anda hasar çıkartmakta zorlanıyorlar. Yani bir ön izleme mi acaba bu geri kalan takım savaşları için ama? Yani Eliwood'un pozisyonu çok kötüydü. Raid dümdüz üzerine koşabildi. Pozisyondan ötürü ve yani kronometresi olmasa işler çok farklı ilerleyebilirdi bu pozisyonun devamında. Kronometre onu ufak da olsa bir süre hayatta tutmaya yetti. Diğer taraftan dediğin gibi hasar konusundaki sıkıntını ufak tefek de olsa gördük. Tabii bunu çözmenin en kolay yolu da Jin'in en hızlı şekilde eşyalarını tamamlaması. O da ihtişamlı eşyasını yaptı. Rüzgarın iddetine gitmeye karar vermiş. Öte yandan atiklik çizmelerini de alıyor. Diğer tarafta Aphelios Kraken katilinde. Buz ateşi eldiven de gelmiş Malphite tarafından. O da ufak da olsa bir hasar sağlayacak ona. Yalnız Papara Supremacy Akademi yavaş yavaş haritada hak iddia etmeye başladı. Önce alt tarafta yapmaya çalıştıkları oyun ardından alameti alacak olmaları. Onlar da tabii yavaş yavaş eşyalarına kavuşmaya başladıkça güç patlamaları da yaklaşıyor. Ya Olaf'ın güç patlaması ne? Geldi artık. Bu arada Ozkan'dan yani pek bu yamada görmeye alışmadığımız bir tercih. Özellikle Udyr'da da görmeye alışmadığımız bir tercih. Turba kimyasal tankına gitmedi. Gün ateşi kalkanını gittiğini görüyoruz. Öncesinde çok güçlüydü. Gün ateşi kalkanı dengelenince insanlar biraz daha özellikle ormanda ve üst koridordaki tanklar işte turbo kimyasal tankına yönelmeye başlamıştı. Ya bu arada gün ateşi kalkanı da aslında verdiği ek özellik değişti destansı eşyaları ama onun haricinde aslında güçlendirilen diğer iki eşya oldu. Yani buz ateşi eldiveni ve turbo kimyasal tank oldu, fiyatları azaltıldı. Ama sonuçta hala tercih ediliyor ama dengeleme geldi yani aslında oyun dizayn nedenlerinin en büyük amacı herkesin bütün eşyaları azar tercih etmesiydi. O isteklerine de ulaştılar. Orta koridorda şimdi alamet henüz kafayı atamadı. Henüz derken kafayı atamayacak diye düzeltelim orayı. Bulut ejderinde yalnız öncelik Papara Supremacy Akademi'nin. Bu alameti birazcık erken kullandılar evet, o baskıyı oluşturmak için. Yalnız ejderi de başladıklarını tahmin ediyorum. Hatta 5000 cana kadar inmiş yalnız. Şimdi Udyr içeri doğru girecek mi? Bir seviyelik bir avantajı var Olaf'ın şu anda. 113 yalnız canını kaybetmiş gibi gözüküyor. Canının bir kısmını en azından. Burada bir savaş istiyorlar. Ve ejderi iki tarafta bir alıyor bir bırakıyor. Bir alıyor bir bırakıyor. Hatta ejder hafiften sıfırladı. Kebaptan sıçra geldi ama istediği hedeflere ulaşamadı. Ozkan'a gitmiş olması çok iyi bir sonuç değil. Lot herkesin içinde ama Lot'un ultisi de istenen sonucu getirmedi. Fatih Can hasar vermeye devam ediyor. Yalnız şimdi Remyon'un üzerine doğru gidecekler. Remyon da başı dertte sıçrası var yalnız kullanabilir. Şimdi Fatih Can'ın üzerine gitti Kebap ama Remyo ile Kebap aynı sayfalarda değil gibi. Remyo sonunda skor almayı başardı Ozkan'dan ama. 3 kişi hayatta kaldı karşında. Remyo'nun tek başına yapabileceği fazla bir şey yok. Kebap takım savaşında hiç istediği pozisyona giremedi. Diğer taraftan Malphite güzel bir ulti attı. Ya neredeyse düşecekken gelen Seraphine ultisi bütün takım savaşının gidişatını değiştirdi. Bir anda 3 tane skor çıktığını gördük Wildcats'ın da ve 3. ejderi böylelikle annesine yazdırdı Wildcats. Yani takım savaşı iki tarafa da gidebilecekken karlı çıkan Wildcats oldu bu takım savaşının özelinde. Ya bu arada Supremacy'nin fikri bence kötü bir fikir değil Noel Dayı. Çünkü bu Fast Play Wildcats kompozisyonuna karşı onların savaş başlatmasını beklerseniz bitersiniz. Evet. Yani aynı anda savaş başlatabilecek o kadar çok şey var ki Malphite ultisi, Udyr'in üzerinize koşması, Seraphine ultisi, Morgana karanlık esareti birinden biri tutarsa bitiyorsunuz. Savaşı biz başlatalım, bizim şartlarımızda o savaş gerçekleşsin dediler. Kebaptan o yüzden bir sıçra geldi ama
kebabın hesaba katmadığı Fatih Can'ın menzili açabileceğiydi. Ve Fatih Can menzili açınca o attığı sıçra kötü gözüktü açıkçası kebabın. Ve en nihayetinde söylediğin gibi Lot'un da güzel ultisinin sırtında bir çok kitle kontrolü var. Yani PSV Wildcats Akademi'nin kompozisyonu kitle kontrol açısından asla eksik değil. Ve bunları da arka arkaya kullandıklarında hele hele bir de rakiplerinin önem taşıyıcıları daha istedikleri güç eşiklerini aşamamışken bu savaşı kazanması zor olmadı açıkçası. Şimdi o çalıya kafa atacaklar mı? Ya bu kadar güvenli olması da maçın geldiği durumu birazcık gösteriyor. Livewood ve Ozkan arkasına bile bakmadı rakiplerini görmüş olmalarına rağmen. Devam ettiler gitmeye üzerlerini. Ya orada kontrolü almaya çalıştılar. Bu arada eşyalardan bahsederken turbo kimyasal tankın tabii Udyr'la çok iyi bir uyumu var. O yüzden biraz da şaşırdım Ozkan'ın bu eşya tercihine gitmesine. Birini dümdüz koşup yakalayabiliyorsun çünkü takımın için. Ama o biraz daha bu eşyayı önce görmüş. Tam bir karanlık esaret geldi ama sadece ufak bir dürttü 113'ü. Ya 3000 altınlık fark Papara Supremacy'yi yavaşlatmaya yetmemiş gibi gözüküyor şu ana kadar. Nehir kontrolünü bir kez daha aldılar. Henüz nehirde çok önemli bir görev olmasa da yani evet 30 saniye sonra Baron çıkacak ama bu kadar erken Baron'u alabilecek kadar iddialı olabileceğini düşünmüyorum her iki tarafında. Ne FSB Wildcats'in hasarı yeter ne de Papara Supremacy'in orada gücü yeter. Gücü yeter aynen öyle. Sen benden daha iyi söyledin. Ve yani karşılaşmanın şu ana kadar oldukça keyifli olduğunu tekrardan belirtmek lazım. 20. dakika oldu daha ilk kulenin alındığını görmedik. Ozkan. Bir de geri dönüşe basıyor ya orada. Mavi'den kaçarken Serafin'in de işini birazcık bozdu. İşini uzattı diyelim bozmaktan ziyade. Ve Serafin de çok erken doldurmaya başladığı Tanrıçan'ın gözyaşında Serafin şefkatine çevirdi. İkinci eşyalar yavaş yavaş gelmeye başlıyor tabi. Malphite tarafında yarım iki tane eşya var. Diğer taraftan Jin istedikleri konuma yavaş yavaş gelmeye başladı. 3-0-2, iki eşyası bitmiş durumda. Üçüncü eşyadan sonra artık Jin iyice o taşıyıcı potansiyelini bürünmüş olacak. Jin'in iyi durumda olmasının yanında bir de şu var. Aphelios hiç istediği yerde değil. Yani özellikle Raid bu takımın ilk haftadan beri her şeyi, ilk hafta Samira ile attığı iki tane 5-5 hala hatırlarımızda ama bu karşılaşmada çok istediği gibi oynayabildiğini söylemek güç. Şimdi ormanda bir çatışma çıkacak mı acaba? Tamamen ormandaki görüş üstünlüğüne sahip olma amaçlı yapılan bir hamle, hamleler zinciri diyelim daha doğrusu. Yani Udyr'da girip buraya bir tane düz vuruş yapıp yürüyerek çıktı yine. Lot takımıyla dolaşmaya başladı. Sıçrası var. Her an bir sıçra ulti gelebilir. Bulunduğu yerde, bulunduğu çalıda görüş de yok. Kule altı bile gelebilir bu takımda. Remio yukarıdayken. Ki onun peşindeler şu an. Yalnız Lot'u gördük ya bak şu anda. Ama tabii Lot'un burada ulti atmasından ziyade tehdidi elinde tutması bu kulenin alınmasını sağladı. Evet. Ya Malphite'in ultisinin olmadığını bilse Papara Supremacy burayı belki savunurdu evet. Ama aslında savunmamalarının sebebi de burada ortaya çıkıyor. Remio'ya üst koridor kulesini aldırmayı başardılar. Orta koridorda rakibi 4 kişi tutarak ve birebir bir değişim oldu takımlar arasında. Azir de kuleyi dikiverdi oraya. Yaşlı. Ya şimdi Serafin yandan yaklaşıyor üst koridorda. Herhangi bir şey çıkmayacak. Yaşlı üst koridor oyuncularından Taldirim vardır bilir misin? Ünlü düşünür Taldirim. O der ki Malphite ultisini kullanmamak, kullanmaktan çoğu aynen zaman öyle. Daha iyidir daha diye. Önce yayında referans olarak söylemişliğim vardı hatta. Demek ki ünlü düşünür Taldirim nasıl içlerimize işlediyse söylediği emir oluyor, kanun oluyor adeta ve haklı. Haklı, haklı. Bunu her zaman için söyleyemeyiz yani Taldirim'in haklı olduğunu söylememiz için çok nadir durumlar gerekiyor. Yani şöyle, o tehdidi hissettirmek Blitzcrank'te de vardır aslında bir benzeri. Alt koridorda Blitzcrank roket kolunu kullanmazsınız, minyonların arkasında beklersiniz. O tehdit rakibin yaklaşmasına engel olur. Aynı şey Malphite'de de geçerli. Onu kaçırdığınız anda ya da kullandığınız anda ama rakip üzerinize koşmaya başlar. Bir de Noel de Blitzcrank'in roket elinden sağ sol yaparak belki kurtulabilirsin. Malphite'in sıçra ultisinden sıçra atmak dışında kurtulmanın imkanı yok ki. O da iyi bir reaksiyon aralığı gerektiriyor oyuncularda. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi, Berken de söylediği gibi kullanılmamış Malphite ultisi aslında kullanılmıştan daha değerli bir noktada. Ve Bulut ruhunu buyurun alın siz.
biz buna karşı oynamak istiyoruz. Evet. Buna karşı oynamaya çalışacağız diyorlar. Çünkü bu savaşı kaybettikleri anda oyunu kaybedecekler. Az önce bir benzerini görmüştük aslında. Şimdi yine spoiler vermiş olmayalım ama. Ama şu var ya, aynısını Baron'da yapmasının önünde ne gibi bir engel var FSP Wildcats Akademi'nin? Baron'da düşen işte büyü dirençleri belki, falan fark yaratabiliyor. Orada Azir ultisi geldiği anda Baron pitine sıkışırsan bayağı canın sıkılabilir. Yalnız pozisyonlar çok uzakta, hatta rating geri döndüğünü gördük. Şimdi geri dönüş animasyonunu bozdu. Tabii FSP Wildcats Akademi'nin bir sıkıntısı hasar olmamasıydı. Kebap şimdi yalnız arka tarafa doğru klonla gitti. Ölüm cezası Lota geldi ama Lota... Bakar mısın? Yani... Ya bir dağ vurmaya çalışıyorlar ellerindeki plastik pipetlerle. Bana hissettirdiği o. Yani biraz da şurama vurun dedi resmen Lot. Bugünlük akupunktur tedavisinin seansının sonuna geldi Lot. Şimdiden iyileşmiş gibi hissediyor kendisini. 3400 altınlık üstünlük, ruh üstünlüğü bir yandan da FSP Wildcats Akademi'nin ellerinde. Yalnız tabii kompozisyonlarının en çok zorlanacağı kısım olan hasar eksikliğini de az önceki Baron denemesinde gördük. Yani normal bir kompozisyon olsa o Baron'u alabilmişlerdi o sürede. Ya, o Baron'u bitirme noktasına getirmişlerdi. Evet, yani lazım. Belki almamayı tercih ederlerdi ama. O yani %50-%50 durumuna gelebilirdi orada 3000 can falan civarında ama bayağı 9000 canda falandı yanlış görmediysem. Baron'un canı. Yok, hasar yok bu kompozisyonda. Ama yavaş yavaş olmaya başlayacak. Ya bu arada Malphite bir tank olmasına rağmen hakikaten çok fazla hasar çıkarıyor. Eğer kırılgan hedeflere gidebilirse. Diğer taraftan Seraph'in yavaş yavaş 3. eşyasına başladı. O da güçlendirecek takım arkadaşlarını. Özellikle akan su asası bittiğinde yetenek gücü sağlayacak Malphite'a. Öyle de bir durum var. Yalnız Jin 3. eşyasını araya bir tane celladın çağrısı alarak geciktirdi. 800 altın daha geç tamamlayacak. Yani karşı tarafta gerçekten bu kadar ciddi bir can yenileme var mı diye de bakıyorum. Yani Olaf'ın tabii kan içenini birazcık elimine etmek adına yapılmış bir hamle ama Olaf Wukong. Ya Jin'in araya bunu sıkıştırabilecek lüksü var mıydı çok emin değilim. Yani sıkıştırmasa daha iyi olurdu. Öyle diyeyim ben. Yani 800 altını diğer herhangi bir şampiyon harcasa daha mutlu olurlardı bence. Ama gerçekten bir kişi bile yok Noel'de. Yani kim alacak burada? Belki... Seraph'in. Belki Seraph'in. Belki, Seraph'in Morgana. Ya bu arada aklıma Udyr bile geliyor. Bir tane en azından Cihaz'ın çağrısı alın. Çünkü herkese birer tokat atma derdinde olan bir şampiyon olduğu için. Malphite'in üzerinde zaten var. Malphite ona vuranların canını yakacak o konuda. Ağır yara açacak ama... Ya tabii profesyonel takımlar bu düzeyde öyle oyunlar oynanıyor ki rakibin size vurmasıyla o ağır yaranın açılmasını haklı olarak kabul etmiyorlar. Evet, çünkü karşınızdaki en az sizin kadar belki sizden daha iyi bir takım ve vurmayacaktır o Malphite'ı. Uskan da Bulut Ruhu'nun açtığı o alanda can sıkmaya devam ediyor Noel de. Yani kimin taraftarı olursan ol, Udyr'in böyle istediği gibi gezebilmesi... Ya Trick 2G yayını izliyormuş gibi hissediyorum kendimi şu anda. O bir de yanına Yumi alıyor ama. O daha da beter yani. O işin cılkını çıkarmak oluyor biraz. 5000 can civarındaydı. Bu arada Jin'in 4. O Remyon'un başı dertte bu arada. Fatih Can içeri girdi. Arkada da Lot 3 kişiyi tutuyor. Yalnız Azir'i alamadılar. Hayır. Fatih Can sonunda Azir'i almayı başardı. Yalnız arkada Elivewood'un düştüğünü görebiliriz. Çok güzel Seraph'in ultisi. Yalnız çok güzel söylediğin gibi Seraph'in ultisi geldi. Geri döndüğünü görüyoruz. Lot'un ışından da gelmeye çalışacak oraya ama o gelene kadar her şey için çok geç olabilir. Kebap Fatih Can takibini sürdürüyor. Fatih Can skorunu almayı başardı. 113 baltayı tutturdu ama yerine sabitlendi. Güzel trajedi geliyor ama 4. mermiyi atamadan şimdi güzel bir sıçra geldi Bitkit'ten. Fatih Can hayatta inanılmaz Lot geldi. Işından sonrası tank dediniz. Tank dediniz. Ne oldu? Beğendiniz mi şimdi? Tokatçı. Arka arka skorlar 2'de 2 geldi. Mitkit bu arada Fatih Can'ın canını nispeten yenilemiş ve Papara Supermassive bundan daha iyi bir savaş yapamazdı ama FSP Wildcats Akademi hem kompozisyonun hem de güzel oyunun ödülünü bu savaş galibiyetiyle aldı. Fatih Can yarattı bu arada Remyo'yu yakalayarak bu pozisyonu. Remyo'nun pozisyon hatası başlarına bayağı büyük dert açabilir. Yalnız ışından kullanıldı. Burayı kurtarmak istiyor Remyo. Burayı bırakması lazım artık Wildcats'in. Ormancıları da yokken burayı daha fazla izlemenin bir gereği yok, bir anlamı yok. Lot tanklıyor. Tamam Lot tanksın ama gerek yok. Ya resetlenmesini engelleme adına bir hamleydi ama bu riski almasına senin de söylediğin gibi henüz gerek yok FSP Wildcats Akademi'nin.
Orada Malphite ultisi ultisi dedik. Ultiyi başta atan Malphite ışınlanla gelip tokatladı resmen. Ya bu arada Malphite'in ultisinin değeri orada şuydu. Malphite ultisinin öneminden bahsediyordum. Malphite ultisi bu noktada diğer tarafta Remio'yu kovalayan taşıyıcılara pencere açmak adına kullanıldı. 3 kişiyi tuttu. Gitmesini engelledi. Hasar vermek ve skor almaktan ziyade savunma amaçlı bir ultiydi ama sonrasında sen güzel söyledin aslında. Gitti, ışından attı, geri geldi ve tokatladı. Paparazzi Supremacy Akademi tabi 5000 altın geriden. Bakalım bu savaşları nasıl yapmaya çalışacak? Yani nişancılar arasındaki altın farkına bakıyorum. O da 1400 seviyesinde şu anda. Oo, bu arada ulti geldi ama kötü bir ulti geldi Lot'tan. Ve sadece 113'e isabet eden bir ulti. Kadim Ejderha'yı 20 saniye varken geldi bu ulti. Tam olarak bahsedilen buydu işte. Ya bahsettiğimiz buydu. Bu ultiyi burada kullanmamak daha mantıklı. Şimdi 113'ün Ragnarok'unu almak bilmiyorum. Bir teselli olur mu Fespe Valkyrie'se? Kesinlikle olur. Bu barana girişi zorlaştıracak. Hem 113 hem Oğuzkan Boron etrafında sıkıntı yaşayabilir. Kebap'ın pozisyonu hiç fena değil ama güzel yakalandı. Yakalandı. Kebap'ın yerini biliyorlar. Şimdi Kebap orada ufak da bir Wukong numarası yaptı. Şimdi Fatih Can'ın üzerine doğru gidecek. Yalnız yanında Midkid'le beraber Fatih Skoru Can verdi. Çok rahat alıyor orada Wukong'u ve 5'e 4 kaldılar bir anda. Udyr da rakiplerinin üzerine koşmaya başladı. Olaf'ın sıçrası da yok, ultisi de yok. Burayı bırakacaklar. Parus da yakalandı. Parus da skoru veriyor. Raid orada çalmayı deniyor. Hadi canım. 60 can gördük Noel Dayı. 60 yani can. Yani Raid neredeyse Ayşe'nin nöbetiyle orada. Kadim Ejderha'yı çalacaktı ama Raid bu noktada rakibinin geldiğini tahmin etmedi. Bu da onun muhtemelen sonu olacak. Severum'la beraber birazcık da olsa canını yeniledi ama yeterli değil. Karşılaşmanın bitişi olmaz evet diye tahmin ediyorum Noel Dayı. Tam oraya bağlayacaktım. Bu onun sonu olduğu gibi oyunun da sonu olabilir mi acaba? Çünkü çok hızlı alıyorlar ve Kadim Ejderha varken, Lot'un da ultisi dönmüşken kule altına rahat rahat girebilirler. Remio'yu yakalayabilirler. Remio'nun sıçrasının henüz gelmediğini belirtelim. SP Wildcats Akademi burada risk almayacak. Daha güvenli olana gidiyorlar. Tabii. Baron'u alacaklar şimdi. Önce geçerken bir mavi. Midki de verir mi bilinmez. Az önce çok gönülsüzce vermişti. Şimdi evet verdi. Ve başladılar. Arka tarafta bir totem daha var. Onu da temizleyecekler mi? Evet, o totemi de aldı. Tabii yani Paparazzi Supremacy Akademi'nin bu savaşı istemesiyle yapabilmesi iki farklı şey. Yapabilme ihtimali pek var gibi gözükmüyor. Ve Kadim Ejderha güç... Ya bu arada Paparazzi Supremacy Akademi Kadim Ejderha'nın belli bir süresini şuna harcattığı için memnun bile olmuş olabilir. Yalnız bu baron güçlendirmesiyle kuşatma bir hayli kolaylaşacak. Bir de yani orta koridordan da sürekli olacak bir sürekli itecek bir süper minyon dalgası geleceği için yan koridorlardan baskı kurmak da kolaylaşacak. Fatih Can da dördüncü eşyasını bitirdi. Noel Dayı, hasar yok dedik. Ben yanıldığımı itiraf ediyorum. Bu takımda hasar var. Tek başına bir ordu var burada. Ağır sanayi hamlesi gibi geldi Fatih Can oyuna şu anda. 6-0-5 oynuyor. 14 skorun 11'inde var. Ebedi kılıcı bitti. Ya ama Fatih Can'ın önü geçirmek için iyi hamle yapmıştı Oğuzkan zaten. O 3. seviyede yaptığı çalıya saklanma hamlesi. Ya kendini göstermemesi. Hareket hızı nedir? Özür dilerim yani. ...613'de sürekli olarak koşuyor ayı formuna girdiğinde. Şuna bakar mısın? Korkunç ya. Can sıkıcı. Bir de bu arada az önce aslında değinme fırsatı bulamamıştım. Udyr'in en büyük problemi ne dedik? İçeri girdiğinde anında kitle kontrolle eritilebiliyor. Yanında Morgana varken o da mümkün değil evet artık. Zaten ona kullanılıyor farkındayız evet ama kara kalkanlar. Ya taşıyıcı Fatih Can falan değil bildiğin Oğuzkan. 13. Şimdi Kebap içeri girdi ama Kebap takım arkadaşlarına haber vermeyi unutmuş belli ki. Kimse takip etmedi onu ve Kebap'ı arkada Fatih Can almayı başardı Lot'tan. İki kişilik bir kişilik bir ulti diyelim. Diğer tarafta Ragnarok'u kullanan 113 yakalanmadı ama işlerini bitirmeye devam ediyor burada FSP Wildcats Akademi, Paparazzi Supremacy Akademi'nin ve zirvenin ortağı Aurora'nın yanına çıkan isim onlar oluyor. Fatih Can da kendisi adına bu harika karşılaşmayı 10-0-5'te bitiriyor. Akademi Ligi'nde 3. haftanın sonuna geliyoruz.